Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. F1 2000 My Team kalemimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezonun ikinci yarısına Belçika Sipe pistinde başlangıç yapacağız. Bu pist Formula 1 tarihin en efsane pistlerinden biliyorsunuz. En önemli virajı oruç virajı. Birazdan başlıyoruz ve başlangıcımızı yapıyoruz. Sıralama turuna yağmurlu bir sıralama turuyla başlıyoruz. Q2 seansındayız arkadaşlar. Şu an Q1'i direkt geçtim. Q1'de aslında güneşli de hava ama Q2 seansında yağmur başladı. Aynı 2018 Belçika sıralama turlarında olduğu gibi. Turun sonuna doğru geliyoruz. Çizgiyi geçiyoruz ve 1.55.070 ile çok da iyi bir tur atamadık şu anlık. İkinci kez tıkıyoruz. Şu an 7. sıradayız. Aslında güvendeyiz ama yine de sağlam bir tur atmak istedim. Çünkü çok yakın turlar birbirine. Herkes turunu geliştirebilir. O yüzden belli olmaz. İlk viraj dönüyoruz. Burada çok bir zaman kazanamadık. Kendi turumuza göre ama oruca doğru inerken biraz zaman kazanıyorduk. İkinci derece sektörde en iyi derece elde ettik. 0.5 saniye yakına doğru kazandık şu an. Turumuza göre, eski turumuza göre. Son viraj dönüyoruz. Burada biraz kötü çıkış yaptık ama yine de turumuzu geliştiriyoruz. Çizgiyi geçiyoruz ve 4. sıra gibi gördüm sanki. Ve Q2'yi 4. sıra tamamlayarak geçmeyi başarıyoruz. Bakalım Q1'de nasıl bir derece elde edeceğiz. Asıl yere Q3'te asıl yere geleceğiz. Leclerc de bu arada 1. sırada tamamlamış. Ve Q3'te tekrardan hava açıldı ve güneşli oldu. Kuru zemin lastikleriyle turumuza başlıyoruz tekrardan. Ben bayağı bir sonda çıktım arkadaşlar turuma. Yani çoğu kişi turlan attı, biz daha yeni atacağız turumuzu. Orucu tırmandık, biraz iyi çıkamadık orucu. İlk sektörde diğer pilotlara karşı 0.5'e yakın saniye kaybediyorum. O da anlamıyorum, oruç çıkışından dolayı büyük ihtimalle arkadaşlar. Oraya bir türlü çıkamadım. Çünkü hızlı çıkmak isterken de arabanın arkasını kaybediyorum. Şu an en iyi ilk sektörde motorcu yaptığımıza bakmayın. Diğer Q2'de çok zaman kaybediyorduk. Şimdi turun sonuna doğru geliyoruz. Burada biraz köprülere fazla taştık. Orada zaman kaybetmiş olabiliriz. Çıkarken arkada kaybettik. Turumuzu tamamlıyoruz ve 1.42.254'te şu anlık ilk sıraya yükseliyoruz. Hemen tekrardan bir tur atmamız lazım. Turumuza başlıyoruz. Son 8 saniye kala turu geliştik. İyi bir başlangıç yapamadık ama. İlk virajı dönüyoruz burada. Kendi turumuzu geliştirmedik ilk virajda. Bu arada sıralama turu da tamamlanmış oldu böylelikle. 5. sıraya kadar geriledik. Hava iyice açılınca zemin iyice ısındı, asfalt iyice ısındı ve herkes turunu geliştirdi. Bakalım turumuzu bize geliştirebilecek miyiz? Peki başlayamadık şu an turumuza. Ve turun sonuna doğru geliyoruz. Bakalım pole pozisyon alabildik mi? Ve pole pozisyonunu almaya başarıyoruz. Pole pozisyonunu alıyoruz. Hafta sonu boyunca hep Leclerc'in arkasında kalmıştık ama Q3'ün sonunda pole pozisyonunu almayı başarıyoruz. Uzun süre sonra güzel bir sonuç aldık sıralama turuna ve Leclerc de bayağı bir geride kalmış. 7 sıra kadar düşmüş. 1 saniye gerimde tamamlamış Leclerc. Yarışta yine karanlık bir hava olacak. Kara bulutlar pistinin etrafına sarılmış durumda. Aynı 1998 Belçika Grand Prix'sindeki havaya benziyor. Orada da böyle bayağı bir karanlıktı. Ama burada yağmur yağıyordu yarışta. Burada yağmur yağmıyor şu an, sadece hava karanlık ve asfaltın sıcaklığı düşük. Sesim biraz kötüyse arkadaşlar kusura bakmayın, orucu olduğum için yorgun gelebilir. Formula 1 tarihin en uzun pistlerinden biri, 7 kilometre 19 virajdan ulaşıyor. Ve en uzun süren pistlerden biri, yani 1.40'ları falan buluyor zaman turu olarak. Bayağı bir efsane pist. Pistin 1. sektörü yağmur yağarken 3. sektörü yağmur yağmıyor. O denli büyük, yani öyle anlatayım büyüklüğünü. Şimdi grid'e bakıyoruz. 1. sırada biz varız. 2 Max Verstappen yanımıza. 3 Albon, 4 Lewis Hamilton, 5 Ricardo, 6 Bottas, 7 Leclerc, 8 Sergio Perez, 9 Esteban Ocon, 10 Pierre Gasly, 11 Lando Norris, 12 Lance Stroll, 13 Sainz, 14 Daniel Kvyat, 15 Kevin Magnussen, 16 Devrich, 17 Giovinazzi, 18 Russell, 19 Latifi, 20 Grosjean ve grid'in son sırasında Alessi ve Mick Schumacher var. Grid cezası almış ikisinde. Tek bit yapacağız arkadaşlar. Yumuşak hamurda başlayıp ortamda yarışı bitireceğiz. Benzinimizi her zaman gibi azalıyoruz klasik bir şekilde. Ve ışıkları yanmam başladı. Startı vermek üzereyiz Belçika Spa'da. Startı veriyoruz. Güzel bir çekiş yakaladık. İlk
Master'da ve Verstappen önünde rahat bir şekilde liderimizi koruyoruz gibi geldi ve ilk viraja yerimizi rahat koruyoruz. Bu arada dışarı taştık burada. Çizgiyi kaçırdık ve dışarı taştık. Yan yanayız Verstappen'le ama tekrar yerimizi kaptık Verstappen'le. Oruç çıkışında Verstappen bize bir atak deneyebilir çünkü burada çok yavaş kalıyoruz çıkışında. Ve dediğim gibi yine de çizgiyi kaçırdık. Arkada sarı ayakla salandı. Verstappen bu arada uçak geldi. Max Verstappen'le yan yanayız. Arkamızda da Alexander Albon var. Red Bull'la yan yana giriyoruz şu an. Virajın sonuna doğru Verstappen şu an bizi geçti. Çizgi avantajı bizde. Frenliyoruz. Ve yerimizi koruyoruz. Ama hala Max Verstappen yanımıza geldi. Tekrardan buna düştük. Bu arada inanılmaz bir şekilde dışarı taştık. Arabanın kontrolünü kaybetmek üzereydik. Ve Verstappen bizi geçti. Verstappen bizi orada geçti. Burada yine çizgiyi kaçırdık. Orada tekrardan yerimizi koruyup derken çakıllara kadar taştık ve maalesef Verstappen'e yerimizi kaybetmiş olduk. Oruç'un çıkışı çok kritikti zaten. Orada büyük bir fark yedik Verstappen'den ve Verstappen uçak geldi ve bizi geçti. Arka tarafta da sarı ayak salandı bir anda, acaba ne oldu, oraya bakarız startta hep birlikte. Bakalım Verstappen'e yetişebilecek miyiz? İlk sektörü çok yavaşız ama üçüncü sektörü çok hızlıyız tam ters bir şekilde. Aslında arabamı düzlüğe göre ayarladım ama Oruç da anlamadığım şekilde çok yavaşız. Büyük ihtimalle Oruç'un çıkışında iyi bir çıkış yakalayamıyorum arkadaşlar. O yüzden fark diyoruz. Bu arada görüyorsunuz inanılmaz bir hız farkla geliyoruz Max Verstappen'e karşı ama bataryamız kullanması bitti, artık izin vermiyor FIA. Bir süre sonra izin vermiyor biliyorsunuz batarya kullanmasına. O yüzden yetişemedik şu an. Verstappen farkı açtı ama frenlemeyle geçebiliriz Verstappen'e karşı. İçeri doğru attık kendimizi ve Max Verstappen'e geçiyoruz. Liderliği geri alıyoruz Max Verstappen'den. Bas top çıkarına gelmeden Verstappen'i geçiyoruz ve ilk turu lider tamamlıyoruz. Şimdi Stardep'le tekrardan izliyoruz. Bakalım arka tarafta da ne olmuş onu göreceğiz hep birlikte. Arka tarafta bir Ferrari çok iyi kalkmış gibi gözüküyor. Orucu 3 kişi bir yan yana giriyor görüyorsunuz. Takım arkadaşımız McLaren pilotu ve inanılmaz bir temas olmuş gerçekten. McLaren'den Carlos Sainz galiba spin atmış. Çok yani daha büyük bir hasarlatılabilecek bir kazaya yine ucuz yetmişiz. İnanılmaz bir kaza olmuş orada. Zaten 3 pilot yan yana gelmesinden belli de orada bir şey olacağı. Gerçekten akla almaz bir kaza olmuş orada. Takım arkadaşımız da Leclerc'de iyi yırtmış yani kazadan. Carlos Sainz en çok etkilenen pilot olmuş. O spin attı son süre kadar gerilemiş. Görüyorsunuz en arkadan geliyor da. Gerçekten Oruç'a çok korkunç bir kaza da olabilirdi. Yine de ucuz atmış, ucuz atlatmış diyebiliriz pilotlar. Kendi yarışını dönüyoruz. Üçüncü tura girdik. En üst sektörü mor derece eldik ama Hamilton bizden almış oldu en hızlı turu. Max Verstappen bayağı bir yakın DRS mesafesinde şu an 0.8 saniye. Albon da çok yakın. Bu hafta Red Bull'lar çok hızlı. Bakalım onlara karşı savaşımızı kazanabilecek miyiz? Oruç da çok zaman kaybediyoruz. Buranın çıkışında araba akıl almaz şekilde arkasını kaybediyor. Yani kaybetmemek için de frenine giriyorum buraya. O yüzden bayağı zaman kaybediyoruz. Görüyorsunuz uçarak geldi Max Verstappen. Çizgimizi koruyacağız biz. Max Verstappen şu an bizi geçti. Çizgimizi koruduk ve yerimizi de korunmuş gibi gözüküyoruz ve yerimizi koruyoruz. Çizgimizi koruyarak yerimizi koruduk. Burada çizgi korumak çok önemli. Çünkü viraja girerken ve çıkarken çizgi çok önemli. Diğer pistede gibi değil. Burada da bayağı bir zaman kaybediyoruz. Çok erken frenlem yapıyorum ki çizgiyi kaçırmamak için. Max Verstappen hala çok yakınımızda, 0.7 saniye gerimize. Burayı normalde son hız dönebiliyorduk ama biz burayı dönemiyoruz çünkü yaptığımız haller buraya dönmemize izin vermiyor. Eğer güzel bir hal yapsam yani
biraz daha viraj ayarı yapsam çok rahat son hızı dönerdik arkadaşlar. Ama düzlük ayarı yaptığım için ben son hızı dönemiyoruz. Max Verstappen hala çok arkamızda, 0.8 saniye, bir türlü kurtulamadık Max Verstappen DRS mesafesinden. Ama ondan arkasında da bir sürü pilot var, yani DRS kuyruğu oluştu diyebiliriz şu an. Belçika'da Leclerc de bayağı geride kalmış. İki yarışı galibiyet kazanıyordu. Galibiyet serisi var Leclerc, ama bu yarışta galiba o seri sona bulmuş olacak. Aslında yani yakın olsa bizim için daha iyi olur. Çünkü Mercedes'e puan farkı kapatmamız lazım takımlar şampiyonası için. Hala bir umudum var arkadaşlar. Bakalım bu düzlükte, oruç düzlüğünün çıkışında, kemer düzlüğünde Max Verstappen bizi batak yapabilecek mi? Çok yakın, 0.8 saniye yakınlığında. Dediğim gibi zaten orucun çıkışında çok vakit kaybettiğimiz için büyük bir fark yiyoruz. Yoksa arabamız düzlüğe göre yaralım bu. Ama şu an iyi bir çıkış yakaladık gibi gözüküyor. Oruç çıkışında bir süre çok rahat çıktık gibi gözüküyor, ama yine de uçarak geliyor Max Verstappen. Farkı indirdi ama geçiş yapabilecek kadar yaklaşamadı bir süre Max Verstappen. Biliyorsunuz arkadaşlar, F1 2020 oyunda açıklandı çıkış tarihi, fiyatı. Yani inanılmaz bir artış fiyat olmuş. Bilgisayarda 420, PlayStation'da 500 lira olmuş. Yani akıl alır gibi değil. Yani geçen sene bilgisayarda 90 lira oyun, bu sene nasıl 420'ye çıktı? Yani oyunun çok bir değişiklik beklemiyorum ben şahsen. Yani özellikle gelecek yeni özellikle falan duydu, bayağı güzel özellikle falan var, ama fiyat akıl almaz gibi değil arkadaşlar. Ya ben PlayStation'da oynuyorum. PlayStation fiyatı 500 lira. Yani Türk oyuncu fiyatı için gene çok uçuk bir fiyat olmuş. Bakalım nasıl olacak, ne olacak, göreceğiz hep birlikte, ama inanılmaz bir uçuk fiyat var. Gerçekten EA elini attığı yere kurutuyor diyebiliriz. İkinci sektörü en iyi derece elde ettik bu arada. 16 Temmuz'da çıkacakmış arkadaşlar oyunda. Çıktığından itibaren hemen My Team serisine, takımlar serisine başlayacağım. Sürücüler serisine Aston Martin sürücü kariyeri yapmayı düşünüyorum. Sonra hikaye modu varmış. Hikaye modunu çeker miyim bilmiyorum. Hikaye modunu pek çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü güzel bir mod olacağını düşünmüyorum, ama My Team ile hikaye sürücü kariyerini çekeceğim. İki bölüm My Team, bir bölüm sürücü kariyeri çekeceğim. Öyle ayarlayacağım arkadaşlar. Bu arada 6. turdayız. Pit'e gireceğiz bu turda. Verstappen bayağı gerilemiş durumda görüyorsunuz. Albon ve Hamilton'a geçilmiş durumda Max Verstappen. Albon'dan en hızlı tur var. Pit'e girdik. Son anda olsa da hız limitini ayarladık orada. Erken pit yapacağım. Arkada Hamilton da pit'e girdi galiba. Evet, Hamilton da pit'e girdi. Verstappen de pit'e girdi. Çoğu pilot şu an pit stop'a girdi. Orta hamura geçmek için pit'e doğru girdik. Bakalım nasıl bir servis alacağız. Güzel bir servis aldık gibi, ideal. Biraz geç kalktık ama. Çıkışı geç yaptık. Ve 7 turun sonları gereken ikinci sektörde en iyi derece elde ettik. Herkes pitten çıkıyor, Albon pitten çıkıyor. Bakalım Albon'a nasıl çıkacağız. Önüne döneceğiz gibi duruyor Albon'un. Ve Alexander Albon'un önünde çok rahat bir şekilde çıkıyoruz. Farkı da açmışız gibi, 1.8 saniye fark olmuş. Son 3 tur kaldı. Bakalım 3 tur boyunca Red Bull pilotuna dayanabilecek miyiz? Verstappen geriledi zaten. Verstappen'e geçmemiz çok zor artık. Bize yetişmesi çok zor. Albon'la mücadele olacak gibi duruyor şu an. Son 3 turda bakalım yarışı kazanabilecek miyiz? Pole'den başladık. İlk turlar dışında çok zorlanmadık şu ana kadar. İki sektörde derecemizi geliştirdik bu arada. Piste de hala kara bulutlar duruyor. Pek de geçecek gibi durmuyor zaten. Yarışı böyle bitireceğiz gibi gözüküyor. En çok zorlandığı viraj burası arkadaşlar bu arada. Burada çok erken fren yapıyorum. O yüzden bayağı bir zaman kaybediyoruz. Albon görüyorsunuz hemen farkı indi ama tekrar az da olsa açtık şu an. Zaten arkadaşlar artık büyük ihtimalle şampiyonlar, yani pilotlar şampiyonlar alacağız gibi duruyor. Çünkü Hamilton çok mücadele edemiyor bizle. Şu an kritik olan takımlar şampiyonu. Bakalım onu alabilecek miyiz? O bizim misyon, yani takımlar savaşını, iç savaşı kazanabilecek miyiz? 2-0 öndeydi hem sıralama turunda hem de yarışta. Leclerc bugün 2-1
yaptık. Sıramut'unda yaptık, 2-1 yaptık ama yarışta 2-1 yapacağız gibi gözüküyor. Leclerc'e karşı İtalya'da da kazanabiliriz. İtalya'da da çok iddialıyım. Çünkü en sevdiğim pistte de birisik İtalya Monza. Hatta en iyisi, yani en çok sevdiğim pist orası. Direkt orayı söyleyebilirim. Bu arada Albon'da bayağı bir fark indirdi. DRS mesafesine girmesine izin vermememiz gerekiyor. Girdiği takdirde büyük sıkıntı yaşayabilir çünkü o bize bir tur da olsa geç girdi ve lastiği bizden bir tur da olsa iyi. Son sektörde bu arada en iyi derece elde ettik ama en üst tur alamadık. Oruç çıkışı yine çok büyük bir problem yaşıyoruz o çıkışta. Kemer düzlüğüne çıkarken çok büyük bir hız kaybediyoruz. Yani o da bir saniye ya da yarım saniye kaybetmemize neden oluyor. Son iki tura doğru giriyoruz artık. Albon 1.1 saniye fark koruyoruz hala Alexander Albon'a karşı. Original manöz burada. Burada biliyorsunuz 2019 F1'de korkunç bir kaza olmuştu. Anton Hubert'i kaybetmiştik o kazada. Maalesef ki Formula 1 bir tarafın karanlık yüzünü görmüş olmuştuk o yarışta. İlk sektörde bu arada kendi aracımızı geliştirdik. Şu an yerimizi koruyacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Eğer bir hata yapmazsak, büyük bir hata, Albon'un bizi geçmesi zor gibi gözüküyor. Albon da biliyorsunuz 2020'de, 2019'da Red Bull'da ilk yarışı burada çıkmıştı ve çok güzel bir tırmanış yapmıştı son sıradan. Başlayıp güzel bir tırmanış yaparak 5. sıraya kadar yükselmişti. Bu arada Albon DRS mesafesine girdi şu an. Bu orucu da bize büyük bir sıkıntı yaşatabilir. Bu arada dışarı taştık. Burada bir hata yaptık. Ama tekrardan DRS mesafesinden çıkardık ama gene DRS'ye girdi Albon. Eğer oruca kadar DRS mesafesinden kurtulmazsak büyük sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir hız fark var orucda. Albon'la Red Bull'la. Bataryamızı kullanmasının artık bitti. Tur içinde. Artık son tura doğru giriyoruz. Bakalım yarış galibiyetini alabilecek miyiz? Pole'den başladığımız yarışı kazanabilecek miyiz? Belçika'da kariyerimizin ilk galibiyetini almak istiyoruz. İkinci galibiyetini burada. En üst turu geliştirdik ama Albon tekrardan bizi aldı ve 0.6 saniye kadar indirdi. Albon çok büyük bir avantaja kaldı şu an. Kemer düzlüğüne çıkarken. Geçen sene de son sıradan başlayıp kazanmıştık bu arada, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Albon çok büyük bir hız fark geliyor. Bakalım kemer düzlüğüne bizi geçebilecek mi Albon? İnanılmaz bir hızla geliyor. DRS'yi açmadan daha çok yaklaştı. İç tarafa bizi aldık. Dış tarafa ona verdik. Kapatmaya çalışıyoruz Alexander Albon'a karşı ama Albon çok büyük bir hız farkıyla bizi geçmiş durumda. Şu an Albon'a burada atak yapamayız ama kemer düzlüğüne yakın kalabilirsek tekrar bir atak deneyebiliriz Alexander Albon'a karşı. Albon bir anda inanılmaz bir hız farkıyla geldi, geçti. Orada kapatmaya çalıştık sert bir şekilde. Perez'in biliyorsunuz Albon'a yaptığı gibi 2019'da. Biraz da biz yapalım dedik ama Albon çok büyük bir fark olduğu için artık hiçbir şey yapamadık. Elini sallayarak geçti bizi resmen Alexander Albon. Geç freni de yapamazdım orada çünkü kapatmıştı orayı. Yapacağım yeri. Burada biraz dışarı taştık. Alexander Albon'a karşı bakalım kemer düzlüğünde bir atak yapabilecek miyiz? Bataryamızın da çok kullanamayacağız gibi gözüküyor kemer düzlüğünde. Hepsini kullanamayacağız. Albon burada biraz farkı açtı ama çıkışta bakalım yetişebilecek miyiz, geçebilecek miyiz Alexander Albon'u? Overtake'imizi açtık ama hepsini kullanamayacağız. O çok kötü oldu. Bataryamız birazdan bitti dediğim gibi. Kullanamayacağız artık. O da bize büyük bir dezavantaj kaldı. Normalde açık olsa yetişirdik. Ama yetişemedik Alexander Albon'a karşı. Geç freni de yapamıyoruz maalesef. Çok açık aramız çünkü. Ve Alexander Albon'a son turda yediğimiz atakla maalesef kaybediyoruz. Albon'a son turda yediğimiz atağa karşılık veremiyoruz. Ve Alexander Albon'a kaybediyoruz. Pole'den başladığımız yarışı maalesef 2 sırada tamamlıyoruz. Günün sürücüsü talihsiz seçilmiş. Ya inanılmaz bir farkla geldi Alexander Albon orada. Gerçekten yapamayacağım hiçbir şey yoktu. Yani yaptım, en iyi savunma yaptım ama Albon çok büyük hız fark olduğu için rahatça geçti bizi.
Orada yapacağım hiçbir şey kalmadı maalesef ki. Sıkıntı yok. Yine Hamilton öndeyiz zaten. Önemli olan Hamilton'ın önünde tamamlamakta. 3 puan açabildik sadece farkı. 8 puan açabildik yani. Genel klasmana bakıyoruz şimdi. 4 Ricardo, 5 Verstappen, 6 Bottas, 7 Perez, 8 Gasly, 9 Stroll ve gün son puanını Kvyat almış. Leclerc maalesef 11 sırada kalarak puan alamamış. Çok kötü oldu bizim için bu. Lideriz, 33 puan fark var Hamilton'la. Takımlar sıralaması 91 puan fark var. Artık diğer yarışı sürekli kazanmamız gerekiyor Leclerc'le. Ancak öyle yetişebiliriz Mercedes'e. Takımlar departmanına geliriz. Sponsor anlaşması yapacağız 2 tane. Yani sponsor anlaşmamız var. Onu sonra ben hallederim. O sıkıntı değil arkadaşlar. Sosyal aktivite yapacağız. Bir tane yaptık. O da şaş tarafına bir yemek aktivitesi. Motor tarafını güncellememiz başarılı olmadı. Tekrar yapacağız. Monza'ya gelse çok iyi olurdu. Monza'ya gelmemesi büyük bir hayal kırıklığı uğrattı benim için. Zaten en hızlıyız ama yine de güzel olurdu gelmesi bizim için. Şaş tarafına bir güncelleme yapar mıyım diye bakıyorum. 1300 kaynak puanımız var. Kalibre tarafına, frenler tarafına bir güncelleme yapabiliriz. Ve yapmaya karar verdim. Güncelleme tarafı, yani kalibre, frenler tarafına bir güncelleme yaptık. Başka da yapamayacağız. Kaynak puanımız kalmadı şu anlık. Bir güncellememiz geliyor bakalım. Ve maalesef yine şaş tarafında güncellememiz başarılı. Son güncellememiz sürekli başarısız oluyor arkadaşlar. Yani gerçekten inanmıyorum. Yani departmanımız falan son seviye geldi artık. Nasıl başarısız oluyor? İlginç yani. Onu artık bir sonraki yarışta tekrardan yaparız arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar olsun. Video beğenirseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.